Az kalsın yakalanacaktık. Sorma canım benim. Durdurmak için elimden geleni yaptım ama Melih birdenbire içeri daldı. Nereden çıktın sen? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Kan vermeye geldim Melih. Burası hastane, hatırlatırım. Neyin var ki? Niye çöpe attın onu? O kan bozuktu çünkü. Nasıl bozuktu anlamadım. Ay sanki anlatsam anlayacaksın beni. Hemoliz olmuştu tamam mı? Yani pıhtılaşmış kan, bozulmuş kan. Anladık. Aptal değiliz herhalde. Sen niye kan veriyorsun ki? Çünkü sık sık tansiyonum düşüyor. Doktor kan vermem gerektiğini söyledi. Ha, geçmiş olsun. Biz de... İlgilenmiyorum Melih. Açıklama yapmana gerek yok. İşte böyle. Peki ya çöpte benim kanımı bulurlarsa? Ay saçmalamayın Berna teyze. Hadi çöpte kanınızı buldular diyelim. Ne yapabilirler ki? Ay ne bileyim ben, bu iş beni gerdi zaten. Tamam rahat olun. Bir şey olmayacak. Tamam sen eminsen tamam. İkimiz de hiçbir sorun çıksın istemiyoruz değil mi? Ne demek şimdi bu canım benim? Tamam, sakin ol. Şimdi şuraya bir imza rica edeceğim. Tıpkı sizin yaptığınız gibi. İstediğin çok değil mi? Biraz daha iyi misin halacığım? İyiyim, kadasını aldım. Bak, bundan sonra daha çok dikkat edeceksin kendine. Doktorun söylediklerini duydum. Ama duydum, duydum. Tamam. Günaydın. Günaydın. Kuzum. Evine gittiğimiz arkadaşın da dün hastanedeydi değil mi? Neydi o kızın adı? Banu. Sahi, o nasılmış? İyi mi şimdi? Önemli bir şey değilmiş, iyi. Belli belli. Böylesinin yanağından kan damlar. Ben sevmedim o kızı vallahi. Pek çarpana biri belli. Ben üstümü değiştireyim ya. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur da seni tanımadığını söyler? Bilmiyorum İkbal. Bilmiyorum. Adam gözümün içine baka baka yalan söyledi. Baba biliyorum ihtimal vermiyorsun ama... sizce de bu işte bir gariplik yok mu? Birileri sanki sana komplo kurmuş gibi. Oğlum bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Ben neye inanacağımı da bilmiyorum artık. Peki şimdi ne yapacağız? Avukatla konuştuk mu? Yani başka bir planımız var değil mi? Konuşsanıza. Böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Kızım sakin ol. Anne nasıl sakin olayım? Babam göz göre göre hapse gidiyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yapılacak bir şey var da biz yapmıyoruz sanki. Orada da bir tane tanık var. O da babamı tanımadığını söylüyor. Ya muhakkak babamı o gün gören birileri vardır. Nasıl bulacağız peki? Sokaktan geçen insanlara. Pardon, o gün babamı acaba görmüş müydünüz diye mi soracağız? Çocuklar yeter artık. Babanızın nasıl üzüldüğünü görmüyor musunuz? Ya susun ya da dışarıda kavga edin. Sen onlara bakma. Her şey yoluna girecek. Ya, çocuklar haklı galiba İkbal. Bu iş bitti. Biz yolun sonuna geldik.
Anacığım ben çıkıyorum. Güle güle oğlum. Allah işini rast getirsin yavrum. Ya işte böyle Şükran Hanım. Neyse şimdi ortalık duruldu biraz. Banu da burs murs demiyor. İyi bari. Kazım abi işe mi gitti? İşe gitti. Gene başladı koşturmaya, ne yapsın garibim. Dur da çayını tazeleyeyim ben senin. Ya böyle sandalyenin tepesinde oturduk kaldık. Şöyle bu tarafa geçip oturalım ha. Aa, böyle iyi. Ben masa başında sohbet etmeyi çok seviyorum zaten. İyi, sen bilirsin. Dönürüm. Suna'dan müjdeli bir haber yok mu daha? Yok. Neden ki? Ne bileyim, soramıyorum. Allah bilir onun doğru zamanını diyorum ama üzülüyorum gene de. E kız, bir konuşsak ya biz bu kızla. Ne konuşacağız? Dönürüm. E bu işin bazı yöntemleri var. Ben biliyorum. Onları yaparsa daha kolay hamile kalır. Ne gibi? Bak şimdi. Şükran teyze. Aha. Sen hala laptop almayı düşünüyor musun? Anam istiyorum tabii, istemez miyim? Bak bu sitede bir kampanya var. Fiyatlar çok uygun. Bakayım. E kaç para ki? Bak. Merhaba İdris. Merhaba. Çok bekletmedim inşallah. Yok, ben de yeni geldim sayılır. Buyur Farhan. Tam 5.000 lira. Eyvallah. Kusura bakmazsan sana bir şey soracağım. Benden neden yalan söylememi istedin? Bahri Bey, neden içerideydi? Bana bak, bu işin içinde hırsızlık, cinayet falan yok değil mi? Sonra başım derde girmesin. Yok be abi, ne cinayet? Ne öyleyse, adam niye içerideydi? Ya okulda çıkmış ufak bir mevzu. Hem boş ver, seni ilgilendirmiyor. İyi, öyle olsun bakalım. Yalnız bana bir çamur sıçrarsa altında kalmam bilesin. Ya dedim ya abi, senlik bir durum değil. Sen ifadeni verdin, bitti gitti. Ha, ama bak biz birbirimizi hiç görmedik. Tamam mı, ona göre. Tamam tamam, Bahri Bey'i bile görmedim. Seni mi göreceğim? Eyvallah. Günaydın canım. Sana da günaydın canım. Daha çıkmadın mı evden? Birazdan çıkacağım. Sen erkencisin bakıyorum. Evet. Ya yani evde dikkatimi toplayamadım. Gelip okulda çalışayım dedim. Şu an ne yapıyorum biliyor musun? Hayır. Eşten senin fotoğraflarına bakıyorum. Dün Hürkan o kadar güzel gözüküyordum ki. Ya Demir öyle söyleme. Çok utanıyorum zaten. Resmen yanında uyuyakaldım. Ne güzel işte. Yanımda uyuyacak kadar huzurlusun demek ki. Neyse. Ben seni daha fazla utandırmayayım. Okulda görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar! Gerçekten sabrım taşıyor! Hale bak ya! Yine bütün ışıklar açık! Ne oldu canım? Ya daha ne olsun Efsun ya? Bütün ışıklar açık! Odalarına girip tek tek ışıkları ben kapattım. Ya insan çıkarken odasının ışığını kapatmaz mı ya? Haklısın canım ya, ben de muslukları kapattım. Yani maddi açıdan yardımcı olamıyorum. Bari böyle destek olayım. Ya çok sağ ol canım benim. Ama inan seninle ilgili bir sorun değil. Ya şu hale baksana ya. Hem dağınık hem sorumsuzlar. O kadar da konuştuk üstelik. Ya sinirlenme, bir orta yol bulunur. Hem bak ben çalışmaya başlayınca size destek olacağım. O zaman zorlanmayacaksınız. Ya Efsuncuğum, olay illa para vermek değil. Sorunların birlikte çözülmesi gerek. O kadar konuştuk, anlamadılar. Ben de her yere post-it yapıştırırım. Belki görünce anlarlar. Ben bu işe varım. Ha, bu arada iş bakacağım bugün. Bana şans dile. Canım benim, bol şans. Moda kafeye ve kütüphaneye uğramayı sakın unutma.
Güzel bir gelişme olursa da bana haber ver. Umarım canım ya. Hadi benim hazırlanıp çıkmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bebek doğduğunda tapusu Banu Türkoğlu'nun üzerinde olan 4+1 Nezih semtteki evin anahtarının teslim edilmesini kabul ederken... Ne oldu? Ay. Ya Banu, bu çok değil mi? Tamam, 3+1 olsun. Ya mesele o değil ki. Ben sana para vereceğim. Zaten seni mağdur etmeyeceğim dedim. Ben size bebeğimi veriyorum Berna Hanım. Kolay bir şey değil. İyi de. Bakın, ben her şey herkes için iyi olsun istiyorum. Şu yaştan sonra çocuk evlat edinmeniz bile çok zor, biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum, ben bunu araştırmadım. Ama Banu, ev istiyorsun. Ya zaten yeni kafe açtık. Bir sürü masraf. Karar sizin. Ben bütün şartları kabul etmiştim. Her güzel şeyin bir bedeli var, değil mi? Artık güzel bir pasta yiyerek kutlayabiliriz. Yok, ben kalkayım. Daha hastaneden tahlil sonuçlarını alacağız Celal'le. Bir bakın bakalım, ben de sağlıklı mıymışım değil miymişim merak ettim. Umarım sağlıklısındır. Umarım. Aa, bu arada bana da haber verin, sonra merak ederim. Ben çıkıyorum. Okula mı gidiyorsun? Tamam, görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin evladım. İyi belli edersin. Sağ olun. Aman iyi. Bütün gün meraktan soramadım. Kız çabuk anlat. Ne ördünüz dün? Halacığım sayende çok güzel bir gün geçirdik. Oh, sonunda. Yavaş yavaş alışıyor artık bana galiba. Bana bak. Ağzına bir dadak çalıp altını boş çıkarmasın. Daha yapacak çok işimiz var. Bak, bunun aklı her an Banu denen o çarpanaya kayabilir. Neme gerek? Tedbiri elden bırakma. Doğru söylüyorsun halacığım. Ben bugün Melih'e öyle büyük bir sürpriz yapacağım ki aklı şaşacak. Göreceğim. Kadasını aldım. Sürpriz işte hala söylenmez. Hadi ben çıktım. Güle güle kuzum. Allah yüzünü kara çıkarmasın inşallah. Pes etmek yok, duydun mu beni? Avukatla da konuştum, elimden geleni yapacağım dedi. Sen de umudunu asla kaybetmeyeceksin. İkbalcığım bak. Şşş. Sonuç ne olursa olsun bunu da beraber atlatacağız. Evet. Bugünler de geçecek değil mi? Ben buradan çıkacağım yani, herhalde burada kalmayacağım ha? Elbette. Biz neleri atlattık, bunu da atlatacağız. Babacığım ne olur umudunu kaybetme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Babacığım biz sana inanıyoruz. Yanındayız. Sakın unutma. Biliyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Biz yine geleceğiz, tamam mı? Tamam. Zaten bir Aykut'umuz eksikti, o da tam oldu. Aykut,
Senin ne işin var burada? Ya buralardan geçiyordum da bir Bahri amcayı göreyim istedim. Nasıl, siz görebildiniz mi? Moral iyi mi? Ne oldu? Ters giden bir şey mi var? Aykut, babamı kurtarabilecek tek tanık da onu tanımadığını söylemiş. Ne? Gerçekten mi? Yani anlayacağın durum pek parlak değil. Ama ne bileyim, yapabileceğimiz bir şey olmalı. Elimizden bir şey gelmiyor mu? Anneciğim, benim şimdi gitmem lazım. Akşama görüşürüz. Tamam canım, dikkat et. Pelin, sen iyi misin? Biraz tansiyonum düştü herhalde. İkbal Hanım, isterseniz sizi eve ben bırakayım. Hem Pelin'le de ilgilenmiş olurum. Sağ ol Aykut, hadi gidelim. Öğlen yemek Lorca'da. Sen ofise gelirsin, oradan geçeriz yemeğe. Ne yemeği? Ne demek ne yemeği? Ya bu öğlen iş yemeği var ya Selçuk. Ay, senin de geleceğini söyledim. Sakın bana unuttum deme. Ay bravo Selçuk yani. Bravo sana. Ya ben sana bunu kaç hafta önceden söyledim. İşlerini ona göre ayarla dedim. Senin şu yaptığına bak ya. Hayatım, kusura bakma, ne yapayım? Bu aralar iş güç çok yoğun. Çıkıvermiş aklımdan. Ha, gelemiyorsun yani. Maalesef gelemem. Çünkü öğlen dersim var. Ay, inanamıyorum sana. İnanamıyorum yani. Ya ben sana bunun benim için ne kadar önemli olduğunu söyledim değil mi Selçuk? Ama senin umurunda bile değilim ki. Varsa yoksa işin zaten. Mine, bak yeter ama abartıyorsun. Aklımdan çıkıvermiş işte, ne yapayım? Ha, ben abartıyorum öyle mi? Evet, sen abartıyorsun. Ya niye büyütüyorsun? İnsanlık hali işte. Hem sen de benim doktor olduğumu unutuyorsun galiba. Bak, sadece sen çalışmıyorsun tamam mı Selçuk? Ben de çalışıyorum. Benim işim de en az seninki kadar önemli. Aziz, arabayı sağda bir yerde durdurur musun? İyiceğim ben. Ne halim var senin? Sen istedin. Merhaba Hediye. Merhaba. Hidi, bana bir kahve daha versene. Olur. E sen buraya devredecektin, ne oldu? Bekliyorum da, kimse bulamadı. Ola gider batacağım ben. İyi, sen kafeye mi devrediyorsun? Evet. O kadar güzeldi ki. Yazık. Biz de çocuk hakkında neler düşündük. Onun hakkında konuştuklarımızı bir bilse. Sakın sakın. Yani konuştuklarımızı duysa bir daha yüzüme bile bakmaz herhalde. Zaten dün yaptığım salaklıkları bir görseydin. Görmeme gerek yok, tahmin ediyorum. Ya dalga geçme.
Yalnız Demir romantik çocukmuş. Öyle mısır patlatmacalar, senin istediğin romantik film izlemeceler falan. Vallahi bravo. O benim için neler yaptı. Ama ben ne yaptım? Salak gibi yanında uyuyakaldım. O ev bombası zaten. Sen bunca zaman demir demir diye dolaş, sonra da çocukla baş başa kalınca uyuyor. Ama bugün bana telefonda ne dedi biliyor musun? Uyurken çok güzel görünüyorsun dedi. Vay vay vay, Demir Bey kıvamına gelmiş. Allah misut etsin, ne diyeyim. Gaye, sen danışmanına gitmeyecek miydin? Aa, unuttum, unuttum. Hadi görüşürüz. Kısaca şu işler bu ara pek iyi değil. Biri bulsan kahveye gidermek istiyorum. Ne diyelim bir de, hayırlısı olsun. Bahan, ne haber? Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bahan, nasıl oldun? Hastaneden sonra görüşemedik de. Daha iyiyim. Hastane mi? Ne hastanesi? Ya dün kendimi pek iyi hissetmiyordum ama vitamin verdiler, geçti sonra. Sen gelsene şöyle bir. Ne hastanesi ya? Bu herif neden bahsediyor? Ha? Niye aramadın beni? Uf Ozan ya. Sen iyice delirdin ha. Dün Arzu'nun halısını hastaneye getirmişler, orada karşılaştık. Yine de aramalıydın beni. Uf, Ozan saçmalıyorsun, kendine gel. Sıkıldım senin şu hallerinden, haberin olsun. Şeymiş bu da ya. Efendim halacığım? Yok, daha vermedim hediyesini. Ama emin ol, Melih'in çok beğeneceği bir şey aldım. Ya hala ya, öyle bir şey değil, merak etme. Tamam, merak etme, ben sana haber vereceğim. Hadi çok öptüm, hoşça kal. Melih kesin moda kafededir. Güzel günlerinden biriydi. Bak sana ne diyeceğim. Bu öğlen bir iş yemeği var. Eğer işin yoksa sen de bana katılmak ister misin? Ne demek, seve seve. Tamam o zaman, ben seni yarım gibi alırım. Anlaştık. Merhaba. Merhaba. İş arıyorum bu ara. Gerçi sağ olsun Mehveş evinde misafir ediyor ama o da bir ara kadar. Daha fazla kimse yok olmak istemiyorum. Tabii ya, doğru. Senin hayatın nasıl? İyi, gayet iyi. Berna teyzeyle Celal amca? Onlar da iyiler. Kafa açtılar işte, onunla uğraşıyorlar. Selam söyle diyeceğim ama. Olur olur. Söylerim. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım. Kendine iyi bak. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Evet. Daha yarın öyle mi? İşimizin
kolay olmadığını biliyorum ama bir umut vardır herhalde. Ama siz böyle söylerseniz biz ne yapalım? Avukat olarak mutlaka yapabileceğiniz bir şey vardır. Tamam, tamam. Gün içerisinde uğramaya çalışacağım. Hoşça kalın. Ne oldu anne? Avukat ne diyor? Mahkeme günü belli olmuş. Dava yarın görülecekmiş. Ne? Ama avukat tanığımız olmadan davayı kazanamayız diyor. Ne yani? Biz şimdi bu adamı bulup konuşturamazsak babam kesin hapiste, öyle mi? Bilincim, lütfen böyle yapma. Bak ben de çok üzülüyorum. İkbal Hanım, benim bir fikrim var. Dinliyorum. İsterseniz ben bir görüşeyim bu adamla. Belki fikrini değiştirebilirim. Hayır hayır. Sen bu işlere hiç bulaşma. Şimdi adam belalının biri falan çıkar, başımız derde girer. Suna, aha bak şunu da yaz. Bak şu mor olanı, çok beğendim. Yazayım da o çok pahalı Şükran teyze. Baksana fiyatına. Ay hakikaten çok pahalıymış ya. Ama en havalısı da o vallahi, değil mi? Dünürüm. Ha? Gel bir bak hele. Bakayım. Bak. Ay gerçekten çok güzelmiş. Zaten geçen gün televizyonda dediler ki böyle mor rengi sevenler pek ağır başlı asil insanlar oluyorlarmış. Ha. Ay ben ondan bu mor rengi çok seviyorum demek ki. Ne gülüyorsun kız? Ben asil değil miyim? Ay yok ayol, olmaz mısın? Ben bilgisayarı renginden seçmenize gülüyorum. E ya nesine göre seçeceğim, anlıyor musun sanki? Sen şu en ucuzunu yaz bakayım, onu alacağım. Hadi siz biraz daha bakın da ben çıkıyorum. Güle güle yavrum, Allah işini rast getirsin. Suna, sen hele bir kahve yap bize. Ya annem yapsın Şükran teyze. Volkan yalnız kalmasın. Berna ablalar hastaneye gidecekmiş. Ne o kız? El aleme gelince öyle kahveleri yapıyorsunuz yapıyorsunuz da bize gelince mi üşeniyorsunuz? Bırak gitsin, o ben yaparım. Olmaz. Benim onunla konuşacaklarım var hem. Sonra konuşursun. Önce biz konuşalım. Ne oluyor anne? Yok bir şey yavrum. Hadi sen git kuzum, hadi. Ay hiçbir yere gitmiyorum. Ne oluyorsa söyleyeceksiniz. Hayatım, sen iyi misin? Miden mi bulanıyor yoksa? Yok canım benim, iyiyim. E ne düşünüyorsun böyle kara kara? Ya keşke ben hastaneye yalnız gitseydim diye düşünüyorum. Aa, nedenmiş o? Yani sen İkbal'lerin yanında olsaydın, çok zor günler geçiriyorlar. Hayatım konuştum ben İkbal'le. Gelmenize gerek yok dedi. Herhalde yalnız kalmak istiyorlar. Belki de haklılar. Ya çok tatsız bir durum. Merak etme, her şey iyi olacak. Ay. İyi düşünelim, iyi olsun. Ne? Değil mi ama? Pozitif düşünmek lazım. Bak kafemizi kurduk. Şimdi bir de bebek geliyor. Her şey çok güzel olacak. Berna, İnşallah bebeğimiz sana benzer. Celal ya. Ben seni çok seviyorum. Ben de canım. Ben de. Atla bakalım yakışıklı.
baba davrandım kızım. Ayten, ben bugün derse giremeyeceğim. Çok acil bir işim çıktı. Dersi iptal eder misin? Güzel, ne haber? Ya Demir öyle deme. Söz bir daha uyumayacağım. Yo uyu da bir dahaki sefere omzuma yastık koyalım. Yani bir tutuldu bir daha hissetmeyeceğim diye çok korktum. Ya benim yüzümden mi? Çok özür dilerim. Niye güldün? Şaka yapıyorum çünkü. Melek gibiydi. Ben de canını acıttım sandım. Yok yok. Hadi sen otur. Ben bir çay alayım geleyim. İçer misin çay? İçerim. İyi geliyorum. Canım ne haber? İyi, ne olsun ya. İş ilanlarına bakıyorum böyle. Hmm. Siz tanıştınız mı? Banu, Efsun, Efsun Banu. Merhaba, merhaba. Neyse canım ben şöyle geçiyorum. Tamam. Hani Efsun halamlarda kalıyordu. Şimdi bizim evde. Ha hatırladım. Selam. Ha. Arzu. Hayrola sen niye geldin? Bunu sana vermeye geldim. Ne bu? Bilmem. Aç da bak bakalım. Heh, bir bu eksikti. Şimdi bunlar iki saat kafa uyudular. İstiyorsan başka yere gidelim. Ha? Yok böyle iyi. Ne gerek vardı? Niye aldın ki böyle bir şey? Bizim için yaptıklarından sonra az bile. Hem dün oyun oynarken o kadar eğlendik ki. Seni öyle mutlu görünce dayanamadım. Gittim aldım, ne yapayım? Teşekkür ederim. Banu, iyi misin canım? Bir şey yemek ister misin? Olabilir. Yere. Nedenmiş o? Konuşalım işte. Anası, anne yarısı, Şükran teyzesi konuşmayacakmış da kim konuşacakmış? Yahu güzel diyorsun da belki kızar şimdi. Aşk olsun Dünür'üm. Ben yabancı mıyım? Değilsin ama ne bileyim. Bildiklerimizi söylememiz lazım. Daha çok genç o, deneyimsiz. Evet. Ah, getir yavrum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık güzel kızım. Sizi dinliyorum.
Lafı dolandırmayın, söyleyin hemen. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Sen hamile kalamıyormuşsun, öyle mi? Ne? Nereden çıktı şimdi bu? Anan dedi işte. Uğraşıyormuşsunuz, uğraşıyormuşsunuz ama bir türlü hamile kalamıyormuşsun sen. Öyle mi? Bu adamı tanıyor musunuz? Vallahi komiserim, ben bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Nasıl ilk kez görüyorsun ya? Beni arabana aldın ya, anlatsana kardeşim. Niye yalan söylüyorsun? Tanımıyorum komiserim. Yok. Ben buradan çıkamayacağım. Bittim ben ya. Mahvoldum. Buyurun İkbal Hanım. Size papatya çayı yaptım. Teşekkür ederim. Yalnız şekerin yerini bulamadım o yüzden. Ben şeker sıçıyorum zaten, sağ ol. Bizim için çok koşturdun bu aralarda, teşekkür ederiz. Rica ederim İkbal Hanım. Keşke Bahri Bey'i çıkarmak için elimden bir şey gelse. Siz bu adamla konuşmamı istemediğinize emin misiniz? Konuşsan ne olacak? Sinirimizi daha fazla bozmaktan başka bir işe yaramayacak. Boş ver. Anne. Canım. Babam 2 sene önce bunu doğum günümde almıştı. Hatırladın mı? Evet. İçine de bir şeyler yazmıştı değil mi? En karanlık günlerde bile umudunu hiçbir zaman kaybetme. Seni çok seviyorum. Anne çok kötü oldum ya. Pelinciğim. Biz ne yapacağız anne? Eğer babam kurtulamazsa nasıl yaşayacağız? Berna Hanım. Benim. Buyurun sonuçlarınız. Teşekkür ederim. İnşallah kötü bir şey yoktur. Dur ben bir bakayım. Hayatım biz ne anlarız? Önce doktor baksın. Hadi gidelim hadi. Hadi. Tamam canım benim, tamam. Ben de Milano usulü risotto istiyorum. Tatlı olarak da tiramisu. Ben de sadece ton balıklı salata istiyorum. Tabii efendim. Bakıyorum diyetine sadıksın Özgürcüğüm. E mecburen. Patronumuz biraz acımasız da. Bir şey mi geldi? Hiç. Yok bir şey. Ne öyle ağzın kulaklarında? Ne oluyor? Bak ben ne buldum.
Giderken düşürmüşsün. Sürprizini bozmak istemezdim. Başak. Çok beğendim gerçekten. Çok zevkliymişsin. Takmak ister misin sen? Hadi ama. Bu kolye senin değil Başak. Nasıl yani? Anlamadım. Kimin peki? Efsun'umdu. Sadece. Afiyet olsun. Arzu, biliyor musun? Şaşırtıyorsun beni. Nasıl yani? Ne bileyim, ben senin böyle biri olduğunu düşünmüyorum. Yani daha farklı düşünmüyorum. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İyi. Banu, biraz dolaşalım mı? Yok. Böyle iyiyim. Hem dışarısı soğuk şu an. İyi. Nasıl istersen. Ne yapıyorsun? Açmışsın gazeteleri. Ne yapayım? İş ilanlarına bakıyorum. Para kazanmam lazım. Nasıl iş? Yani part time gibi. Aslında iş olsun, olan olursa olsun tabii. Anladım. Kolay gelsin. Sağ ol. Gidin. Aklında olsun, olur mu? Yani eleman arayan birini duyarsan mutlaka haber ver bana. Tabii olur. Veririm. Görüşürüz. Da harika görünüyor. Sakın yemeğime göz dikmeye kalkma. Bu konuda çok saldırgan olabilirim. Eğer doymadıysan bir salata daha söyle. Nasıl olsa doya doya salata yiyebilirsin. Sağ ol ya. Ben kararlıyım. Sen bu Erasmus'tan nereye gidersen git, ben de seninle gideceğim. Anlıyor musun? Ya Ozan, böyle bir şey istemediğimi sana daha nasıl anlatabilirim ki? Böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Unut. Valla canım, ben kararımı verdim. İyi, ben de verdim. Hadi kalkalım artık. Ay Ozan, tutturdum kalkalım diye ya. Sen istiyorsan kalk. Teşekkür ederim ama buna hiç gerek yok. Çünkü biz boşanma kararı aldık. Ayrıca benim şu an oyuna falan dayanacak zamanım yok. Bir iş bulup çalışmak zorundayım. Buyurun. Kurabiyeler ben. Sağ ol. Ya ne diyeyim? Birisi aradım. Adı Emre. Kahve almak istiyor. Tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Zaten istediği fiyatın yarısı veriyor. Nasıl yani? Şimdi burası satılık mı? Evet. İdi moda kafeyi devretmek zorundaymış. Peki sen devralmak ister misin? Ne? Ha. Bir bu eksikti.
Sonuçlar nasıl doktor? Kötü bir şey yok ya. Doktor bey? Berna Hanım, öncelikle ultrason zararlı bir tanı yöntemi değildir. Bir dahaki sefere geldiğinizde ultrason çektirmem diye tutturmak yok. Tabii doktor, ben de aynısını söyledim ama beni dinleyen kim? Dinleyeceksiniz, dinlemek zorundasınız. Çünkü durumunuz kritik. Pelincim ağlama artık lütfen. Babanın sana yazdıklarını düşün. Umudumuzu kaybetmememiz lazım değil mi? Babamı kurtarmanın başka bir yolu yok mu anne? Böyle kabullenerek sessiz sessiz oturacak mıyız? Ben son ana kadar elimden ne geliyorsa yapacağım. Belki Bahri Bey'i aklamak için bir şansımız daha vardır. Neyse, ben bir lavaboya gideyim. Pelincim, ne olur ağlama, çok üzülüyorum kızım. Mahkemeden önce bu işi çözmem lazım. Şule. Ne var, ne istiyorsun? Beni dinle. Canım benim. Ağlayarak perişan ettin kendini. Hadi toparlan artık. Hadi git elini yüzünü yıka. Aykut'a da temiz bir havlu ver. Hadi. Sana tekrar ihtiyacım olabilir. Benden haber bekle demiştim, hatırlıyor musun? Yarın mahkeme var. Mahkemeden önce her şeyi itiraf edeceksin. Ne diyorsun sen ya? Niye böyle bir şey yapayım ki? Yapacaksın, ne diysem yapacaksın. O kadar. Manyak mısın sen ya? Yap dediğin her şeyi yaptım. Zorun ne hala? Bunu da yapacaksın. Benim ismimi karıştırmadan her şeyi itiraf edeceksin. Aykut. Bahri Bey'e iftirayı ben attım diyeceksin, anladın mı? Bir arkadaşım aradı da. Hangi arkadaş? İşten bir arkadaşım. Sen tanımazsın. İyi peki. Sana havlu vereyim. Havlu verenlerin çok olsun inşallah aşkım. Ya Pelin, asma artık şu suratını. Babam hapse girerse biz ne yaparız Aykut? Ya tamam. Babanı çıkaracağız, sen merak etme. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Ya sen sevgiline güven. Kesinlikle çıkaracağım babanı. Alo Şule. Ben Aykut. Farkındayım. Numaran görünüyor. Öf, uzatma be. Dün kapatmak zorunda kaldım. Ama acil görüşmemiz lazım. Bir saate kadar her zamanki yerde ol. Ne istiyorsun hala benden ya? Soru sorma. Gel diyorsam gel. Hadi bir saat sonra bekliyorum seni. Öf. Çekil önümden, odama gideceğim. Geçen sefer hoşuna gitmedi mi? Bir daha bana sakın dokunayım deme. Bu defa çok fena yaparım. Çok güzelsin Hüsnü. Ya dokunma bana, Allah'ın cezası! Ne oluyor sabah sabah ya? Bu ne gürültü? Thank you.
Bir sorun mu var doktor bey? Yoksa Berna hamile değil mi? Hayır hamile ama şiddetli demir eksikliği anemisi var. Peki çocuğa bir şey olur mu? Asıl karıma bir şey olur mu? Bak görüyor musun? Kendimi iyi hissetmiyorum demiştin çıktı işte. Demirin düşük olması anneyi enfeksiyona açık hale getirir. Doğum sırasında minimal bir kanamayı bile tolere edemeyebiliriz. Hipertansiyon riski artar. Peki ne yapacağız? İlaç takviyesi uygulayacağız. Gıdalarınıza da dikkat edeceksiniz. Hayatım, ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Bir arkadaşımı arayacaktım da. Aa, bak sana çok güzel bir şey hazırladım. Hadi arkadaşını sonra ararsın, gel. Celal, ben kafede yeriz diye düşünmüştüm. Aa, ama ben sana ve bebeğimize çok güzel bir sofra hazırladım. Hadi gel. Ne pişirdin merak ettim. Yine kafe için demo çalışması yaptın değil mi? Beni de kobay olarak kullanacaksın. Hayır hayatım, hayır. Bu sen ve güzel bebeğimiz için özel bir yemek. Bekle bakalım. İşte. Hop. Bu ne? Et hayatım et. İnternetten araştırma yaptım. Demir eksikliğine en iyi bu geliyormuş. Sabah sabah et mi yenir? Kaldır şunu. Aa, otur. Bebeğimiz için yiyeceksin. Hadi bakalım başla. Ya Ceren'cim ya bunu öğlen yesek. Aa hayatım. Siz Kurban Bayramı sabahında hiç mi et yemezdiniz? Anneler falan yani. Ay tabii ki yemezdik. Aa, bizse her Kurban Bayramı sabahında kahvaltıda... Ay et mi yerdiniz? Evet hayatım, ne var bunda? Hadi bakalım sen de yiyeceksin, başla. Abi, hadi Berna. Ay Melih, sana moda kafeyi alayım mı? Bak Melih sınavı ince kaldım. Salak ya. Melih kadar başına taş düşsün değil mi? Ben anlamam Şükran Hanım. Gel de kızımın gönlünü al. Vallahi çok kötü oldu yavrum. Kızdı tabii, kızmaz mı? Sen gittikten sonra başımın etini yedi. Yavrum ne diyecek? Benim özelimi neden paylaşıyorsun dedi. Anam... Bir şey yanıyor galiba, bir koku geliyor. Ben kapatıyorum, hadi hadi hoşça kal. Of, bileğim koptu, yetmez mi? Daha karıştıracak mıyım? Kavuracaksın tabii, öyle çabuk olmaz. Ne yapıyorsun yavrum sabah sabah ya? Helva yapıyorum anne, canım çekti. Rüyanda mı gördün Allah Allah? Anne canım çekti diyorum. Of, kolum koptu, ben bunu daha kavuracak mıyım? Çekil bakayım. Çekil. Helva yapmak o kadar kolay mı zannediyorsun? Şerbet hazırlamak lazım, onu hazır, şeker hazırla. Ya anne, uf, şerbet hazırlamasak olmaz mı? Üzerine pudra şekeri dökeriz. Canım çok istedi ya. Bu ne kız böyle üstüme iyilik sağlık. Aşerir gibi duyan da gebe sanacak. Ay saçmalama anne. Yok, sen üstüne alınma, o bana laf sokuyor. Yavrum yok, ben sana niye laf sokayım? Karıştır şunu, dur. Günaydın. Günaydın. Arzu, sana bir şey soracağım. Sor. Halan daha ne kadar kalacak burada? Melih'ciğim biliyorum benimle aynı odada yatmak senin hoşuna gitmiyor. Ama misafire de ne zaman gideceğiz sorulmaz ki. Hayır haklısın da belki kendi söylemiştir diye sordum. Yok öyle bir şey konuşmadık da. Az kaldı, biraz daha sabret. Nasıl olsa moda kafeyi aldıktan sonra boşanacağız. Arzu, ben o konuyu da düşündüm. Olmaz. Yani öyle bir şeyi kabul edemem, kusura bakma. Melih, ben de iyice düşündüm. Seni bu halde bırakmayı da ben kabul edemem. Sen de kusura bakma. Ne varmış ki Arzu benim halimde? Hayır, sen beni tanıdığın zaman ben zaten böyle biriydim. Melih,
İtiraz istemiyorum dedim. Abari, öğlen oldu. Daha mı uyuyorsunuz? Allah çok uyuyanı sevmez. Kalkın bakayım. Tamam halacığım, geliyoruz. Melih, hadi içeri gidelim, ayıp oldu. Ya senin bu arkadaşın hiç şakadan anlamıyor Meveş. Ya bir makas alayım dedim, ortalığı ayağa kaldırdı. Şaka mıydı yani? Ha, ne bileyim, ben de öyle bağırışmaları duyunca bir şey oldu sandım. Neyse, esas konumuza gelelim biz. Aykut, senin mi Ozan'ın mı bilmiyorum ama dün banyoda tıraş makinesi gördüm. Evet, benim makinem Meveş. Ya o tıraş makinesinin ne kadar elektrik harcadığından haberin var mı senin? Ne kadar harcıyormuş? Çok! Ya sakalın da maşallah yani. Kıl yumağı. Sabah kesiyorsun, akşam uzuyor. Ya her gün tıraş olduğunu düşünürsek biz bu işin altından kalkamayız. Ne öneriyorsun peki? Ne yapayım Meveş ha? İstiyorsan hiç tıraş olmayayım. Böyle Tarzan gibi falan gezeyim ha. Nasıl? Jilet denen bir şey var değil mi? Jiletle kes sakalını. Eskiden makine mi varmış? Ya bundan sonra tasarruf tedbirleri gereği jilet kullanılacak. Makine devri sona erdi Aykut'cum. Peki Meveş'im, görürsem söylerim. Ya olacak tabii. Ben diyorsam olacak. Sen ne yaptın Efsun'cum? İşle ilgili bir gelişme var mı? Dün kütüphaneye gittim ama birine ihtiyaçları yokmuş. Ben de birkaç yere CV gönderdim. Ya internetten de baksana. İnternetten bir sürü insan para kazanıyor. Bilmem ki. İşe yarar mı dersin? Ya belki yarar. Denemeden bilemeyiz. Moda kafeyi ne yaptın? Oraya sorabildin mi? Ya diye haber bıraktım ama şimdilik birine ihtiyaçları yokmuş. Canım ya. Sıkma canını. Ya elbet bir şey bulacağız. Hem unutma. Biz bir aileyiz. Anca beraber, kanca beraber. Ben kendi ekinezli çayı yapacağım. Hadi gel, sana da yapayım. Aa yok, benim hemen hazırlanıp çıkmam lazım. İyi, görüşürüz. Ben gayet iyisin. Teşekkür ederim, çok zarifsin diyorum. O bana o kolye Efsun'undu dedi. Yok artık. Sen ne yaptın? Ne yapayım? Ne yapacağımı bilemedim. Çok kötü hissettim kendimi. Demir'de Efsun'un kolyesinin ne işi varmış? Abi Demir de bir alem adam ha. Ne bileyim ben, anlattı işte bir sürü şey. Atacakmış da falan da. Demir arıyor. Açmayacak mısın? Efendim? Alo, Başak neredesin? Okuldayım. Tamam, ben de geliyorum birazdan. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Of. Ben de kolyeyi bana aldı diye sevindim. Ya resmen rezil oldum gayet. Ya senin suçun yok. Demir'in hatası. Bir şey söyleyeyim mi? Hala Efsun'u seviyor bu. Ya yoksa bir insan... Niye eski sevgilisinin kolyesini cebinde taşısın ki? Ya söylemiş ya, atacakmış işte. Evinde çöp mü yok? Atsa çoktan atardı. Demek ki hala Efsun'u seviyor. Başak dün çok kötü oldu. Durduk yere üzdün kızı. Hala hayatını mahvetmeye devam ediyorsun. Hala. Ya ne yapmam gerekiyor anlamıyorum ki. Nereye dönsem karşıma çıkıyor. E hadi hayatım hadi. Bitecek o çabuk. Ne o, sabah sabah et mi yiyorsunuz? Kan değerlerim düşük çıkınca Celil amcam beni etle besliyor. Vallahi Celil amca insanı sizin yanınızda kilo alması mümkün değil. Şey diyeceğim, Bahri Hoca'dan bir haber var mı? Hiç sorma Demir'ciğim, hiç sorma. En son dün akşam konuştum İkbal'le. Bahri'nin kurtulması için hiçbir delil yokmuş. Bugün de mahkemeye çıkacak. Hadi ya. Ben gideyim bir bakayım o zaman. Belki bir şeylere ihtiyacı vardır. Çok iyi olur oğlum. Tam da bizim desteğimize ihtiyaçları var. Bizden de selam söyle. Olur, görüşürüz. Hadi hayatım, hadi bakma ye. Hadi çabuk.
Efendim Ayten. Ameliyat mı? Hay Allah. Peki başka yaralılar da var mı? Tamam, tamam. Siz ameliyathaneyi hazırlayın, ben yarım saat oradayım. İyi misin? İyiyim. Yok bir şeyim, yorgunum biraz. Yemeğimizi bitirdikten sonra kalkalım, olur mu? Tamam, kalkalım. Dosyayı bulana kadar canım çıktı. Ta dolabın en arkasına koymuşum ya. Allah'tan fark ettin de gitmeden. Dönmek zorunda kalmadık. Öyle öyle. Aziz gidelim hadi. Nasıl geçti dün? Konuşamadık bir türlü seninle. İşte fena değil. Hayatım, dün senin yalnız gitmen içime sinmedi biliyor musun? Dersi iptal ettim. Restorana geldim. Tam böyle sağa sola bakıyorum, apar topar çıkmak zorunda kaldım. Telefon geldi hastaneden. Acil bir ameliyata gittim biliyor musun? Öyle mi? Tüh. Mineciğim, neyin var senin? Hani dünden beri bir tuhaf görünüyorsun da. Yo, iyiyim, ben bir şeyim yok. Sana öyle gelmiştir. İdi, siz dün Melih'le ne konuşuyordunuz ha? Melih'in karısı var ya, almak istiyorum bura galiba. Sen şimdi onları boş ver. Sen buraya kaç para istiyorsun söyle bakayım. Hepiniz kahve açmaya karar verdin herhalde. Ya abicim boş ver ya. Sen kaç para istiyorsun bana bir rakam söyle. Ha? Ozan, Melihler ne var? Ya hadi boş ver Melihleri. Bak onlar ne veriyorsa iki katını vereceğim, tamam mı? Şimdi benim karıştırmayın kavganızı. Karışmasın karışmasın, bak tekrar söylüyorum. Ne veriyorlarsa iki katı, tamam mı? Ben şimdi derse gidiyorum, sonra konuşacağız bu konuyu. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. İşte böyle alacım. Bence kafayı alıyorsak çok güzel olacak ama Melih istemiyor. Abari, nedenmiş o? Galiba benim paramla alınacak diye. Öyle şey olur mu hiç damat? Duymamış olayım ben bunu, çok ayıp. Bu para ikinizin katasını aldı. Eksik olmayın ama bence daha erken, biraz daha bekleyelim. Kuzu, birini mi bekliyoruz? Niye erken olacakmış? Hem bu dünyada her bir kimsenin bir tane dikili ağacı olmalı. Madem istiyorsunuz, o kafe alınacak. Bir de büyüklerim danışsak acaba? Ben varım ya başınızda oğlum. Büyükten saymıyor musunuz beni? Amma da laf etti şimdi ha. Yok canım, olur mu öyle şey, estağfurullah. Hadi kalk o zaman, giyin. İşleri çelpeşik hale getireceğinize gidip yapalım pazarlığımızı. Hem babalarınız da sevinir. Ay gerçekten ne kadar güzel olur. Bak hala oturuyor. Kalksana, gadasını aldım. Yoksa getireceğim mutfaktan oklavayı. Tamam. Kız, bana bak. Bu kafeyi alırsak olacak mı bu iş? Ya bilmiyorum halacığım da. Ben Melih'i iyice avcunun içine almış olacağım, o kesin. Avcunun içine değil, koynuna alacaksın kuzum, koynuna. Ya halacığım şöyle şeyler söyleme, utanıyorum. Hadi sen de. Ay ne güzel yapmışım, ellerime sağlık. Aman sanki sen yaptın. Ya ben yaptım tabii, kaç saat kıvırdım, senin haberin var mı? Sunam ne olur bir bağırma da beni bir dinle. Ay tamam anne, anladım. Söyle o Şükran'a, her şeyi burnunu sokmasın. Tamam. Abi dinle önce abla. Dur bakalım ne önerecek, merak ettim. Ha, benim kimsenin önerisine ihtiyacım yok. Ay hele hele o Şükran, densizinin hiç. Tamam tamam, diyen gitti zaten. Tamam, bitti işte. Aferin benim güzel karıma. Afiyet olsun. Hayatım, ben şimdi çıkıyorum, tamam mı?
Sen de canın istediği zaman gelirsin. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Efendim Berna teyze, görüşmemiz lazım. Neden? Ya dün de aradım seni, telefonun kapalıydı. Şarjım bitmiş. Ne oldu, tahlillerde bir şey mi çıktı yoksa? Evet, demir eksikliğim varmış. İyi, o herkeste var. Ne bileyim ben, doktor bir sürü risk saydı işte. Risk mi? Ne riski ya? O zaman Berna teyze bir an önce buluşalım, tamam mı? Tahlilleri de getirin siz. Hayır ya. Hayır, bir şey olmasın sana. Başak, biraz fazla abartıyorsun. Ben Demir'in hala Efsun'u sevdiğini sanmıyorum. Hadi toparlan biraz. Git hemen Demir'le konuş. Durumu netleştir. Ya hala Efsun'u sevdiğini söylerse? Ya o zaman ne yapacağım? Yok, bunu soramam. Tamam, sorma. O zaman böyle şüpheyle yaşa. Ne yapacağım ben? Eğer hemen gidip Demir'le konuşmazsan burada daha çok kurmaya devam edeceksin. Konuş bitsin. Tamam, konuşacağım. Evet, İdi'yi ikna etmek kolay. Banu'ya da haber verin. Bakalım ne diyecek. Of ya, yine Ozan. Ne var Ozan? Bakıyorum ya, sol tarafından kalkmışsın Banucuğum. Evet, çünkü sağ tarafımda duvar var. Onun için her zaman sol tarafından kalkıyorum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Niye aradın? Evet, bir şey oldu. Melih ve Arzu'yu dumur edecek bir planım var. Ne planı? Bil bakalım Moda Kafe'yi kim alıyor Banucuğum? Arzu Melih'i alıyor. Bunu zaten dün öğrendik. Hayır Banucuğum. Ben alıyorum. Senin ortağım yapacağım. Artık Melih'lere de bir bardak su ikram ederiz. İnanmıyorum. İnan canım, inan. Ben bir saate oradayım, tamam mı? Sen de bir yere kaybolma. Tamam, zaten benim dersim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh be. Sonunda mutlu bir haber veren oldu. Özgürcüğüm, yesene bir şeyler. Boşuna zorlama anne. Canım yemek istemiyor. Hiç bana bakma anne. Babam bu haldeyken boğazımdan geçmiyor. Efe'yi de zor okula gönderdim. Tutturdu babamın yanına gideceğim diye. Ay, bu kara bulutlar ne zaman dağılacak? Hoş geldin abi. Geçsene. Hoş bulduk. Sizi merak ettim. Can amca bugün Bahri hocanın mahkemeye çıkacağını söyledi. Evet. Ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz işte. Bir mucize olmazsa Bahri büyük bir ihtimalle tutuklanacak. Nasıl olur ya? Emin misiniz? Aile avukatımız söyledi. Eğer aksi yönde bir delil bulunamazsa babam hapis cezası alacakmış. O kızı bir elime geçirirsem var ya. Ay Pelin'cim lütfen. Hadi sofrayı toplayalım. Geç kalacağız yoksa. Hadi Özgürcüğüm, sen de yardım et. Mahkemem ne zaman? Öğleden sonra. Of. Mahkeme beni suçlu bulacak mı? Şu anda elimizde sizin suçlu olmadığınıza dair herhangi bir kanıt yok. Sizi kurtaracak olan tanık da sizi yalanladı. Ben bunca yıllık öğretim görevlisiyim komiserim. Bütün hayatımı, kariyerimi mahvedecek böyle bir şey niye yapayım? Bari siz bana inanın. Bahri Bey, benim size inanıp inanmamı bir şey değiştirmeyecek. Beni arabasına alan o adam İdris. Niye yalan söyledi? Kim ona yalan söyledi? Hiçbir şey anlamadım. Böyle bir adli vakaya bulaşmak istememiş olabilir. Belki de gözü korkmuştur. Şu an durumunuz pek iş açıcı görünmüyor. Ama araştırıyoruz. Sağ olun komiserim. Bildiğimi bekliyor bu.
geldim. Ne istiyorsun? Dinle. Bugün mahkeme var. Mahkemeden önce her şeyi itiraf edeceksin. Allah Allah. Niyeymiş o? Çünkü ben öyle istiyorum. Var mı? Anlaşmamızda böyle bir şey yoktu ama. Allah Allah. Anlaşmamızda benim sesimi kaydedip bana şantaj yapmak da yoktu. Yedin ama. Terbiyesizlik yapma. Sana o kadar para verdim. Bu kız kim ki ya? Of. Vallahi yine ne işler çeviriyorsun Aykut? Vereceksin tabii. Karşılıksız verdin sanki. İşini gördüm. İyi. İş bitmedi o zaman. Tamam mı? Bunu da yapacaksın. Yapmazsam? Senin hayatını kaydırırım kızım. Anladın mı? Bir daha yerden kalkamazsın. Ne diyeceğim peki? Notlarım kötü geldiği için yaptım diyeceksin. Öfkelendim, böyle bir oyun tezgahladım diyeceksin. İnanmıyorum ya. Demek bu işi de sen tezgahladın Aykut. Sonra da vicdanım rahat etmedi. Şimdi geldim, itiraf ediyorum diyeceksin. Of. Okul ne olacak peki? Hayatta affetmezler beni. Ya derslerin zaten berbat. Ne okulundan bahsediyorsun kızım ya? En fazla bir iki hafta uzaklaştırma verirler. Zaten tersi olmasa senin için daha kötü. Şimdi birlikte karakola gideceğiz. Ve benim dediklerimi harfi harfine polise anlatacaksın. Anlaşmamızdan bahsedersen yakarım seni. Allah cezanı versin Aykut. Efendim Şükran Hanım. Aa, ne oldu şimdi? Niye öyle sallıyorsun sen bana suratını? Sallarım tabii. Ben sana gel de kızımın gönlünü al demedim mi? E geldim işte. Geçmiş olsun. Gitti Suna. Ha, e sen de azıcık oyalasaydın. Kızdı diyorum yavrum, kırıldı. Nereye tutuyorsun sen artık onu? Dünürüm. Bak ben kendime yeni bilgisayar aldım. Çantası bile var. Dünyanın yoluna gittim ama en ucuzundan aldım. İyi, güle güle kullan. Aşk olsun Dünür'üm, bakmıyorsun bile. Ya asıl sana aşk olsun. Önce biz konuşalım, Sunay'la sen sonra konuşursun demedim mi ben sana? Evet, hemoglobin çok düşük. Hani sen kendine dikkat edecektin? Bir de doktor olacaksın. Yani ben elimden geleni yapıyorum aslında. Ama böyle olmaz ki. Hem ben sana para verdim. Tahlil yaptır dedim. Gıdana dikkat et dedim. Demedim mi? Ya ben eve tahlil yaptıracaktım ama... Doktor bu çok önemli. Hafife almayın dedi. Doğum sırasında kanama geçirirsen hayati tehlike olurmuş. Haklı. Ya ben de bebeğe bir şey olsun istemem sonuçta. Yok, bu böyle olmayacak. Seni başka bir eve taşımak lazım. Ben orada sana çok iyi bakarım. İyi de babam izin vermiyor. Berna teyze, evden nasıl gideceğim bilmiyorum. Tamam, ben konuşacağım onunla, tamam. Umarım ikna edersiniz. Ama benim hiç umudum yok. Of ya, karnım büyüyünce ben ne yapacağım? Ay, kabus gibi. Gerekirse evden kaçacaksın. Gördün. Aykut cevap versene. Öf, yok bir şey ya. Hadi.
an önce karakola gidip Bahri Hoca'ya her şeyi anlatmam lazım. Anne, hazırsanız çıkalım hadi. Pelin de gelsin, çıkalım. Tamam. Kardeşim, benim yapabileceğim bir şey olmadığına emin misin? Şimdilik yok, çok sağ ol. Yani illa bir şey yapmama gerek yok. Yanımda dur dersen dururum. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Kardeşim benim. Pardon. Mine? Sen mahkemeye gitmeden bir sesini duyayım dedim. Çalışıyorum ama aklım sende. Sonucu bana haber ver, olur mu? Tabii ki haber veririm. Yanında olduğunu bilmek çok güzel. Çok sağ ol. Her şey yoluna girecek canım, merak etme. Umarım. Bizim şimdi çıkmamız gerekiyor. Ben sana sonra haber veririm, olur mu? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi çıkalım. Kaçamam Berna teyze. Sonra babam beni bulur. Yani her şey ortaya çıkar. Başka çaremiz kalmazsa ne yapacağız canım benim? Bilmiyorum. Neyse, siz bir konuşun da babamı. Belki ikna edersiniz, belli olmaz. Gerisini de sonra düşüneceğiz artık. Kalkalım mı? Kalkalım. Ha dur. Dur, sana ilaçlarını vereyim. Ha, iyi olur. Bana bak, gıdana da dikkat et. Senin yüzünden Celal kanlı kanlı et yedirdi bu sabah bana. Hadi canım. Gülme canım benim, yedim işte. Hesap lütfen. Hadi. Nihan da buranın sahibi. Gelsin de bir konuşalım. Önce biz bir konuşalım da. Konuşacak bir şey kalmadı ki. Tamam, anlaştık, alıyoruz burayı. Tamam, alalım ama tek bir şartla. Neymiş o şart? Eğer moda kafeyi alırsak Arzu'nun üstüne yapacağız. Ben sadece işletmesine bakarım. Dünürüm. Bak, kendi ellerimle salep yaptım sana. Vallahi dünyanın parasını verdim ha. Hakiki salep. İyi, masaya koy da soğusun. Ay, aslında bu çanta da bilgisayar çantası değil ama... Ucuzdu da ondan aldım. Acık cafcaflı oldu ama olsun değil mi? Ben anlamam o işlerden. Aşk olsun Dünürüm. Ben Suna'nın kötülüğünü ister miyim hiç? Ne diyecektim Allah aşkına? Yine ot çöp kaynatalım diyecektin değil mi? Hayır Dünürüm. Ne diyecektin? Geçen sefer damadın yüzü gözü şişti işte. Yahu acık bir dinlesen beni. Ne ya, söyle. Benim kızım ne yapacak da hamile kalacak? Ya o işten sonra bacaklarını havaya dikecek. Neden sonra? Yahu işte o işten sonra diyorum. Nasıl dikecek? Aha, bak ben sana göstereyim şimdi. O işi yaptıktan sonra aha böyle dikecek bacaklarını. Ne yapıyorsun anam böyle? Ay, kız gösteriyorum işte sana. Isıttım. Anam belim belim. Oy be. Hemen gelemedim. Bahri Hoca'nın duruşması var ya, onları uğradım. Bir gelişme oldu mu peki? Durumları hiç açıcı değil. Evdeki herkes çok mutsuz. Haliyle. Yani ben yine iyi düşünmeye çalışıyorum ama... belki hani sonunda bir şey olur. Umarım öyle olur. Şak. Efendim Demir. Niye böyle davranıyorsun?
elimde değil. İçim yiyor. Bak tamam seni anlıyorum ama yani kötü niyetli bir şey yapmadım. Atacaktım ben zaten o kolyeyi. Sadece bir şey merak ediyorum. Efsun'la neden ayrıldınız? Aslında çok uzun hikaye. Bahri'cim, mahkeme sırasında heyecanlanma olur mu? Kalbin var biliyorsun. Şartlar ne kadar aleyhimiz olursa olsun hakimin olumlu karar vereceğine inanıyorum ben. Çok iyimsersin İkbal. Komiserin neler söylediğini duymadın mı? Ay bırak şimdi komiserin ne dediğini. Olumlu düşünmeye çalış. Annem haklı baba. Hani bize söz vermiştin? Hani umudunu kaybetmeyecektin? Bilmiyorum çocuğum ben de. Babacığım sen yanlış bir şey yapmadın. Yok yere sana ceza vermelerini kabul edemezsin. Ben bu saatten sonra ne yapabilirim ki? Aa, yeter bu kadar karamsar olma. Kötü düşünmeyi yasaklıyorum sana. Bu trafikte nereden çıktı şimdi ya? Ya yarım saattir bir taksi gelmez mi ya? Bırak artık kolumu canım acıyor. Kes be. Sabahtan beri başımın etini edin dırdır. Taksi. Gel. Peki tamam. Madem içine böyle sinecek, kafe benim üstüme olsun. Kabul. Hadi başka şart şurt yoksa kimse buranın sahibi gösterin de pazarlık nasıl yapılıyormuş görün bakalım gadasını aldıklarım. İşte idi o. Sahte mi? İdi mi? Ona has ismi öyle. Bu mu buranın sahibi? Hı. Çok iyi çocuktur ama. Aman neyse ne. Hadi gelin bakayım siz benimle. İyi günler İdi Bey oğlum. İyi günler buyurun. Duyduk ki burayı satıyormuşsunuz. Allah'ın emriyle biz de talibiz. Tek duran bir oğlana benziyorsun sen. Ver elinde anlaşalım. İdi, Neriman Hanım eşimin halası. Pazarlığı o yapacak. Vallahi memnun oldum da Melicim. Kahveye bir talip daha var. Aa. Kim? Ozan. İyi de para verdi. Ne? Vallahi. Merhaba. Merhaba. Keyifsiz gibisin. Ya halsizim biraz. Üşüttüm galiba. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen ne yaptın? Ne yaptık? İşte İdi ile konuştum. Melih ne veriyorsa iki katını vereceğim dedim. Yani senin alınacağın moda kafe artık bizim. Bak Ozan peşin peşin söylüyorum. Ben moda kafede ortak falan olmam ona göre. Tamam canım bunlar sonra konuşuruz. Hadi Melihler gelmiştir. Bekletmeyelim. Bana yalan söyledi ve bitti. Nasıl bir yalan? Ne fark eder ki? Hepsi aynı işte. Yalan yalandır. Dürüst ol Demir lütfen. Ona karşı hala bir şeyler hissediyor musun? Saat kaç oldu? 3:30'a geliyor.
İkbal. Ben korkuyorum. Canım benim, korkma. Hepimiz yanındayız. Babacığım, acıktın mı? Dışarıdan bir şey ister misin? Yok kızım, bir şey istemem sana. Özgür. Efendim baba. Şöyle gelsin. Bak, eğer mahkemede aleyhime bir karar çıkarsa... Baba ne olur böyle söyleme. Sözümü kesme de dinle. Annem ve kardeşlerin sana emanet. Bahri Bey, sizinle acilen konuşmam lazım. Efsun. Senin ne işin var burada? Çabuk defol. Pelin lütfen bir dinle. Size söylemem gereken önemli bir şey var. Efsun ne oldu söyler misin? İkbal Hanım, başınıza gelen her şey bir komplo. Aykut size tuzak kurdu. Aykut mu? Ne tuzağı? Ne diyorsun sen? Ya kardeşim, daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Bassana biraz gaza ya. Neden cevap vermiyorsun Demir? Yoksa hala onu mu seviyorsun? Ona karşı içimde en ufak bir his yok. Efsun benim için tamamen bitti. Sadece sen varsın. Bak, gidi oğlum. Ben yaşlı kadın. Ta buralara kadar gelmişim. Hadi, geri çevirme beni. İyi de teyze, ben ne yapabilirim ki? E oldu mu şimdiydi? Önce biz konuşmadık mı seninle? Ama kesin bir şey söylemedik. Ya nasıl kesin bir şey söylemedik? Nereden çıktı şimdi bu Ozan ya? Buradan. Ya oğlum, senin derdin ne? Ne yapacağım moda kafayı alıp? Sana ne? Abari. Oğlum, ayıp olmuyor mu böyle pişmiş aşa su katıyorsunuz? Deniz'cim kusura bakma, serbest piyasa şartları böyledir. Parayı veren düdüğü çalar. Tövbe tövbe. Neyse Ozan, uzatmayalım. Kahve alacak mısın, almayacak mısın? Alacağız yeri. Biraz sakin ol. Hem ben tek başıma değilim. Sevgilim de bana yardımcı olacak. Al işte, olacağı buydu. Ben size demiştim bu çocukta bir numara var diye. Sen bir karışmasana ya. Şşş. Anne, baba, bu yalancı kıza inanmayacaksınız değil mi? Söyledikleri resmen deli saçması. Pelincim bir dakika. Tam olarak ne söyledi? Dediğim gibi işte. Önce parkta buluştular. Beni kıskandığın için yapıyorsun değil mi? Aykut'u kendine istediğin için yapıyorsun. Hayır. Yalancı. Kızım bir dakika dur. Sus artık. Baksana önemli bir şey anlatıyor. Baba nasıl susayım ya? Söylediklerini duymuyor musunuz? Size yemin ederim doğruyu söylüyorum. Aykut'la Şule'yi kendi gözlerimle gördüm. Yalancı seni. Pis düzenbaz. Aykut. Bahri Bey, İkbal Hanım. Size Şule'yi getirdim. Şule Hanım'ın size söyleyeceği önemli şeyler varmış. Değil mi Şule? Hepsini ben yaptım. Bahri Hoca'ya bilerek ben iftira attım. Onun hiçbir suçu yok.